Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Evde 125. günümüz. Karantina günlerinden nasıl korunuyoruz adlı videomuz gibi bir şey bu. Biz de size Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylı formülüyle evde nasıl dezenfektan yapılır onu göstereceğiz. Bakın zaten şu kadar bir şey. 3 tane ürün. Epitop 3 tane ürün. Kimsenin girmeyi akıl etmediği, bu virüsle ilgili her şeyi öğrenebileceğiniz bir site söyleyeceğim size. Yani ne hikmetse kimse girmeye akıl etmiyor. Biraz ciddi bir video olabilir yani Deyda'cığım bu. Evet Deyda'cığım. Aynı zamanda bu karantina süresince evde yalnız olan ve sıkıntıdan kafayı yiyen, sosyalleşmek istiyorum diyen arkadaşlar için biz bir oluşum başlattık aslında. Evet. Bayağı da işe yaradı. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi ev ilaçlanacak. Ya aslında bizim mutfakta küçük küçük minik minik bir sinekler olmaya meyve başladı. Sinek. Sinek bastı mutfağı. Sinek besliyorum 120 tane mutfakta. Şimdi onları aslında hallettirmek için çağıralım dedik. Bize dediler ki bütün evi de o zaman dezenfekte edelim. İyi dedik. Şey, virüs için dezenfekte edelim dediler. Bu arada fiyatını da söyleyeyim 200 lira dediler. Dedim mantıklıymış. Toplamda hepsini dediler çok ucuz hallediyorlar. Yani evi aşlatmadan daha ucuzlar. Bir hafta etkili oluyor dedi ama şöyle söyleyeyim. Hiçbir araştırma yapmadım. Tavsiye ediyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Bana göre dışarıdan gelen virüsü öldürmeyeceğine göre var olan virüsü öldürecekse her gün yapılması lazım bunun. Yani sürekli dışarıdan sonuçta bir şey geliyor eve. İstesen de istemesen de camı açıyorsun, ürün geliyor, bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Yapalım dedik neyse, yani. Gelmişken yaptırıyoruz olsun. Çünkü içeri giren virüs ölmeyeceğine göre. Durumunda. Ha, kapı çaldı. Geldi. Geldi. Beni duydu. Belki de çok işe yarıyordu. Kusura bakma abi. Evet hazırız. Şimdi dezenfektan. Hadi burada kaldık. Onları bir 45 dakika falan alamıyoruz. Dışarıda evet. Duracaklar. Biz de çıkacağız birazdan yanlarına da şimdi eve bakalım bir dezenfekt. Argon geldi. Koltu. Her yer tertemiz olacak şimdi. Şimdi bir saat kadar melekler içeri giremiyor. 15 dakikada biz. Böyle ondan sonrası sokakta. Tamam. Bir Allah'ın kulu yok sokakta. Güzel, bomboş, harika. Şimdi size evde dezenfektan yapımını göstereceğiz. Kaç paraya aldığımı vesaireyi söyleyeceğim. Bu arada korkmayın. Pet şişe ve 3 tane malzemeyle yapılıyor. Çok kolay. Evi dezenfekta. Dezenfekting ettirdik. Umarım dedikleri gibidir. Ya şöyleymiş. Bu normalde alkolle veya işte köpükle temas ettiği zaman parçalıyormuş ya virüsü. Bunun bilimsel tarafları var. Şimdi oralara çok girmeyelim. Bu da öyleymiş. Virüs eve girdiği zaman virüsü öldürüyormuş. Ölü zaten. Virüsü yaşayan bir şey değil de parçalıyormuş, yok ediyormuş dedi. Ama zaten yani nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok önemli değil. Riske alınacak bir şey diye düşünüyorum yaptırmayı. Ne zararı olabilir yani? Ne olabilir? Fayda yani. Bir faydası vardır. Sağlık Bakanlığı'na onaylı yerlerden çağırın yalnız. Çünkü bir sürü varmış öyle gezenler. Adam dedi ki evet galericiler bile yapıyor artık dedi. Herkes eline makine yalan yapıyormuş. Baktık sertifikası vardı. Kendisinin de sertifikası vardı. Dezenfektanlar malum uçtu fiyatlar. Bulmak da zorlaşıyor. Evet evde yapabiliyorsak zaten neden yapmayalım ki? Ya çok basit yapmak. Bunu Dünya Sağlık Örgütü önerdi. Bu sefer ciddi bir video oluyor ama ne yazık ki bazı şeyleri konuşmamız lazım artık sizinle. Bazı şeyleri. Şimdi birkaç konu var öncelikle. Sen ne yaptın? Arkadaşlar şimdi mesela ben bakıyorum. Herkes saatlerini, günlerini harcıyor bu işi araştırmak için. Bir de hiç umursamayanı var. Az bilgide çok bilgide zararlı hale gelmeye başladı. Çünkü bakıyorum adam 15 saat harcıyor bütün gün Twitter'da ya. Twitter'da paylaşılan her siteye tıklıyor ama dünyadaki en önemli yere girmiyor. O site ne biliyor musunuz abi? Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesi. Yani buraya girmek yerine etraftan duyduğu her şeye inanmak ama bu çok normal bir şey. Bu süreçte etkileşim çılgını arkadaşlar. Önüne gelen her şeyi sanki gerçekmiş gibi paylaşıyorlar. Neler paylaşmadı? Yok efendim su için boğazınızdan aşağı mideye ettim virüsü. Virüsten kurtulumdan tutun da. Sarımsak yiyin, soğan koyun etrafaya kadar. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sayfası var. Aşağıya ekledim. Bilinen yanlışlar, mitler diye. Dünyada daha garip mitler var. Yabancılar daha garip şeylere inanmışlar. Mesela 65 derecede küvete girip virüsü öldürmek. Elini kurutucunun altına sokup virüsleri öldürmek. Ultraviyole ışık tutup öldürmek gibi. Oraya girip neyin doğru neyin yanlış olduğuna bakabilirsiniz. Bu kadar basit yani. Cahillik kadar fazla umut da zararlı. İnsan da normal olarak duyduğu bütün her şeye inanmak istiyor. Adamın birisi çıkıyor diyor ki Türklere bulaşmayacak bu gen haritamızda yok diyor. Sen de bir şeylere tutunmak istiyorsun haliyle inanıyorsun. Bunu anlıyorum. Normal. Ben de inanmak istiyorum yani ona. Keşke öyle olsa diyorum. Yaz gelince virüs ölecekmiş. İnanmak istiyor insan kurtulmak için. Ama yanlış şeye inanmak daha zararlı bir şey. Çünkü biraz rahatlık getirebilir. Negatif yazılanlara inanmak da korku getirecek. Yok öteki diyor ki bilmem ne hastanesinde 1500 hasta varmış işte şu şehirdeymiş bu şehirdeymiş. Bunlar da yanlış. O yüzden en güzeli şu abi. Günlük yapmanız gereken tek bir şey var. Girin abi Dünya Sağlık Örgütü
Örgütü'nün sitesinde bulunan ilaçlar, denenen ilaçlar, aşı ne durumda vesaire hepsini adamlar an be an paylaşıyorlar. Milyarlarca dolar harcanan bir kuruluş değil mi? Bu, şu anda buradan sorumlu olan tek resmi kuruluş olduğuna göre yapmamız gereken bu. Televizyonda her türlü adam çıkıp her şeyi söylüyor. Hiç kimse de buna karışmıyor. Geçen gördüm, profesörleri çıkarmışlar, sumak tartışıyorlar ya. Sumak tartışıyorlar yani. Anneniz babanızı bilgilendirin bu konuda. Gidin doğru bilgiyi edinin ve anlatın onlara. Böyle şeylere kurban etmeyin bak. Biz bu süreçte daha başarılı olmak istiyorsak zaten kendi Sağlık Bakanımız da bize yapılması gerekeni söylüyor. Ekstra bir şey de söylemiyorlar. Ne diyor? Evinizden çıkmayın, elinizi yıkayın, yüzünüzü de dokunmayın vesaire vesaire. Bunları artık ezberledik. Daha fazlasını da öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken, İngilizceniz varsa Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesine girmek. Yoksa da olan bir arkadaşınıza deyin ki kanka bana şunu çevirir misin? Burada ne demiş? Size yardımcı olacaktır eminim. Öteki türlü çünkü ortaya atılan bütün iddia medyaya düşüyor. Twitter'da birilerine düşüyor. Bilgisi olan bilgisi olmayan paylaşıyor. İnsanoğlu da inanmak istediğine inanıyor. Yani burada inandığınız için sizi şey yapmıyorum. Ama bu sürecin etkileşim manyaklarının kurbanı olmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Öyle değil mi Ceyda'cığım? Evet. Ben size şunu söylemek istiyorum. Evde oturup online olarak ne yapabiliriz diye düşünebileceğiniz bir zaman aslında. Evet. Bir şekilde kötü şeyleri de biraz avantaja çevirebilmeyi de hani faydalı olabilmeyi de algılamamız gerekiyor olabilir. Mesela şöyle bir mesaj geldi bana, buradan da söylemek istiyorum. Babası pazarda satış yapan iki böyle güzel kardeşim vardı. Onlar babası pazara gidemediği için virüsten dolayı gitmemeyi tercih ediyor doğal olarak. Ha, çünkü gitmedi. Doğrusu bu. Onlar hani bir çözüm bulabilmişler bunun için. İnternet sayfası açmışlar ve oradaki ürünleri internetten hani Instagram üzerinden satıyorlar. Benden de rica ettiler paylaşabilir misiniz diye, seve seve paylaşırım ve bunu da niye söylüyorum? Belki siz de evde ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz ailemize diye düşünüyorsanız interneti biz daha iyi kullanabiliyoruz. Onlar hani bazen detaylarını bilemiyorlar. Onlara bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Anneniz çok güzel el işleri yapıyordur, babanız bir şey yapıyordur, yani hiç fark etmez. Hepsi için biz size destek olabiliriz. Ben paylaşırım, Fırat da paylaşır. Ben de paylaşırım. Bunlardan hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayın. Zaten biz bize gelen mesajlardan anlayabiliyoruz kimin gerçekten niyeti olduğunu, kimin başka bir şey peşinde olduğunu. Aklınızda olsun böyle şeylere de birazcık kafanızı açmaya çalışın. Çünkü evde oturuyoruz. Sorumluluğumuz evde oturmak ve bunun dışında ne yapabiliriz de düşünmek. Ama kendimiz, kendi kontrolümüzde ne yapabiliriz? Dışarıyı ve düşüncelere dalmayı, negatifleşmeyi boş vererek biraz da böyle bakabiliriz. İsterseniz biz de size bu konuda destek olabiliriz. Böyle şeyler yapmak isteyen evet. Arkadaşlarımız varsa. Yapmamız gereken bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün minimum zararla çıkmak olmalı. Bir de şu var. Mesela şimdi o kızlar babasının pazara çıkmasını istemediği için böyle bir destekte bulmuşlar ama birçok insan çalışmak mecburiyetinde evet. Şu anda. Dışarı çıkmak zor kalıyor. Biz evde oturabildiğimiz için evde oturuyoruz. Bu kadar basit. Onlar da evde oturamadıkları için dışarı çıkmak ve çalışmak zorunda oldukları için çalışıyorlar. Doğru mu? Geçen şöyle şeyler gördüm ya. Böyle ayrımlara da gerek yok yani. Bu dünyada gördüğüm en saçma düşünce. Evde oturabilenler sıkılmaya hakkınız yok. Hayır. Evde oturanın sıkıldığı için dışarı çıkmaya hakkı yok. Çünkü başkalarını tehlikeye atıyor. Sıkılsam da duvarlar üzerine gelse de evde oturacaksın böyle bir imkanın varsa. Ve sokağa çıkma yasağı gelsin sözü var ya, bunu kimse o niyetle söylemiyor ama karşı tarafta şöyle bir algı, bir negatif his oluşturuyor. Şimdi sen sokağa çıkma yasağı gelsin diyorsun, o sana cevap veriyor. Kardeşim ben nasıl o zaman kiramı ödeyeceğim, çocuğuma bakacağım diyor. Çünkü haklı. 2 günlük kazancını belki bir günde kazanıyor, 2 gün harcıyor. Yani 2 günlük yaşayabiliyor. Dememiz gereken şey şu, sokağa çıkmamak için ne gerekiliyorsa yapılsın diyelim. Bu söylemi değiştirmek lazım. Yani sokağa çıkma yasağı gelsin. Çok bencilce duruyor dışarıdan bakınca. Anladınız mı demek istediğimi? Aslında kimse öyle bir şey söylemiyor ama bazen yanlış söylem seçmek böyle etkiler doğurabiliyor. Hazır böyle bir durumdayken de birbirimizle papaz olmayalım hiçbirimiz. Biz şimdi neden böyle bir video çektik? Yani burada neredeyse 500 bine yakın insan var. Normalde burası eğlence kanalı. Böyle şeyler yapmamamız lazım aslında. Çünkü eğlenmeye girdiğinizi biliyorum. Şimdi niye böyle bir video çektiniz diyebilirsiniz haklı olarak. Ama bizim de bir sorumluluğumuz var. Biz de böyle destek olalım dedik. Neler yapabiliriz dedik. YouTube'dan çok sevdiğim bir kanal Tolga Öz Uygur bir video çekmiş. Takipçi kendisine güveniyorum yani o konuda. Girdim baktım bütün siteleri de vermiş zaten. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı evde nasıl dezenfektan yapılır videosunda. Dedim ki ben de çekeyim aynısını. Biz de takipçilerimize ulaştıralım. Onun videosunu da aşağı koyuyorum. Hatta yukarıya da koyuyorum hakkı geçmesin. Tamamen oradan baktım yani ilk olarak aklıma geldi. Sonra girdim sitede baktım. Aslında sitedeki formülü çözmem benim için zordu ama o konularda bilgili olduğu için çözmüş. Teşekkür ederim. Umarım hakkını helal edersin. Onun dışında aklımıza geldikçe yapacağız. Bir de bir şey daha yaptık. Şimdi evde sıkılanlar için bir Telegram grubu kurduk, tamam mı? Bu Telegram grubunda birçok insan geldi ve gerçekten takipçimizle biz de birazcık tanışmış olduk. Dışarıda gördüğümüzden daha fazlasıyla yaklaşık 560-600 kişi var. Çok duyurmadım. Sadece aşağıya yazıyorum. İlk defa videoda duyuruyorum. Gönlüm rahat artık. Biz de arada yazıyoruz, konuşuyoruz ama önemli olan onların kendi aralarında yaptıkları. Çok iyi bir etkinlik grubu oluşturdular. Çünkü evde yalnız kalanlar var, ailesiyle kalan, sıkılan, arkadaşlarıyla görüşmek isteyen, çok sosyal hayat olup eve kapanmış olup yani artık sıkılanlar var. Discord'dan
YouTube'dan buluşup filmler izliyorlar. Müzik geceleri yapıyorlar. Herkes şarkılar söylüyor. Yaş ortalaması yaklaşık 20-32 arası. Ama küçük arkadaşlar da vardır eminim. İsterseniz gelebilirsiniz. Evde sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız. Negatif konular konuşmuyorlar bu arada. Ya, oturup virüsü vesaireyi ne yapacağız, ne edeceğiz diye tartışmıyorlar. Gerçekten sohbet ediyorlar, geyik yapıyorlar. İşinize yarayabilir. Yani ben aşağıya koydum. Ben orayı bir grup olarak kurmuştuk. Ve işe de yaradı yani. Tabii güzel. Giriyoruz sabahları, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ben her sabah günaydın, hello, ne yapıyorsunuz? Ya şey oldu ama iyi arkadaş oldular yani. Ben evet, görüyorum yayınlara da gelmeye başladılar. Güzel oldu yani. Hani sıkılıyorsanız hem bu da bir size şey aynen. olabilir, avantaj olabilir. Biz zaten videosunu da çekeceğiz. Çekinen arkadaşlar varsa oradaki etkinliklerden takipçilerimizle bir gün diye bir videosunu çekeceğiz. İzlersiniz, görürsünüz neler yaptığımızı, ne ettiğimizi. Kötü film seçmişler ama yani film konusunda kötüler seçim konusunda. O kadar öneri yaptık. Başta izleyelim, izlemediniz mi siz? Telegram. Dedim abi, koymuşlar. Abi dedi biz 20 tane film çıkardık. Bir baksana dedi. Bir baktım. Bir daha baktım. Oğlum dedim bu filmleri kim koydu? Bu filmleri kim koydu yani? Bunların hepsini izlemişler. Vallahi film izleme etkinliği yapılıyor. Oradan Discord'a geçip şarkı söyleme etkinliği yapılıyor. Yani biz devam yani. O yüzden gelebilirsiniz. Çekinmeyin sakın böyle şeylerde. Bu konuda bize önerileriniz varsa hani abi şunu da yapabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız. Ya burada şunu da yapabilirdik tamam mı? Korona hakkında bilinmeyen gerçekler. Koronanın sizi nasıl şöyle yapacağı bilmiyorum. Benim bayağı bir vaktim bunları araştırmakla geçiyor ve genelde yabancı kaynakları okuyorum. Ama başkasına bilgiyi satacak bir title'ım olmadığı için böyle bir video çekmiyoruz. O yüzden sadece size doğru yönlendirme yapmak istedim ve yapabileceğim tek doğru yönlendirme. Çok iyi bloglar da var bu arada bu konuda. Ama yine de Dünya Sağlık Örgütü'nden daha geçerli değil. O yüzden tek girmeniz gereken site, bilgi almanız gereken tek yer orası. Tamam mı? Başka da bir şeye bulaşmayın. Evet Ceyda'cığım. Hadi. Şimdi elimizde bu neler var? Bu ölçüler oldu mu? Bugün ölçüleri uyuyor mu? Uyar yaparız. Bunların hepsini ben internetten aldım. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Çok ucuza geldi. Satılıyor yani bunlar. Şimdi fiyatlarını söyledim ya. Eğer fiyatları 3-4 kat arttıysa kesinlikle girin abicim. Sağlık Bakanlığı'nın WhatsApp grubuna hepsini ihbar edin. Bu kadar basit tamam mı? Hepsini ifşa edin. Şimdi izopropil alkolümüz var. 1 litrelik. Zaten bu da 1 litre. %99.9 saf. Her şeyin içinde %1 bir şey var işte kötülük görüyorsunuz. Burada oksijenli suyumuz var. Bokunu çıkarmışım. Ama bu temizlik için kullanılan bir şey zaten. Burada 55 bin litresini kullanacağız. Bu 1 litre. Ben bunu 1 litresini bulabildim. Boşu boşuna. Yani 60 milyon tane yapabilirim. 250 gram ama 19 bin litre kullanacağız bundan. Bu gliserin. Elimizi böyle yara yapmasın diye. Bir de suyumuz var. 1,5 litrelik bir şişemiz var ama bunu ben içmem lazım. 266 bin litre su kullanmam lazım çünkü. 266 mililitrelik mi? Ölç 266 mililitreyi. Kettle'a dökeyim. Dur 266 mililitre şuraya alayım. Tam olarak olmadı. Neden biliyor musun? Çünkü... Elimin ayarı mükemmel. Elinin ayarı nasıl mükemmel olabilir ya? Burada bakıyorum doldururken zaten. Ayar yazıyor burada. İnanılmaz. Şunu yemiyorum Fırat'ın kafasına lazım şu. Ama bana daha çok oluyor galiba. O ses ne be? Şimdi bunu geri buna da boşaltacağım. 260. Tamam. Bunu direkt buna boşaltacağız. Hepsini. Hepsini 1 litre. Ama şu an bu 1 litreden. Bu 1,5 litre. Ha tamam. Uyy. Şöyle boşaltırsan hiçbir şey bir yere dökülmez. Nasıl şey biliyor musun? 99 alkol ya. Orayı da aç. Ha, bıçak lazım. Ya bu nedir Ceyda? Bununla da yani dezenfektan bununla da yapılmaz yani. Ne yapayım evdekiler ne varsa. Bu ne bebeğin, bebek şeyi gibi ne bu? Bebek şeyi falan değil. Bu ne o işte küçük. Bundan herkesin evinde vardır zaten şundan. Yoksa da yağlı kağıt böyle evde olur ya beyaz. Onu böyle şey yapın. Külah gibi koyun oraya pist. Arkadaşlar size brownie yapacağım. Brownie. Brownie yapmaya karar verdim. Brownie. Öyle ama mi? Ama böyle akışkan çok güzel. Starbucks'ınki gibi böyle. Starbucks'ınki gibi bir de kahve yapı var bende. Aha. Üf, çok alkol lan. Peki çok kokuyor dedin az önce bu kapak kapalıydı Fırat. Yine de kokuyordu. Deli gibi. Ceyda bu huniden bu bir saat sürer. Ya ne bir saati Fırat? Akıyor işte mis gibi. Etrafa sıçramasın, ziyan olmasın. Yani böyle çok kimya bilmenize gerek yok. Çok basit ha. Korkmayın. Liseliler benden daha iyi yapalar. Kimya dersini unutmamışlardı. Biz unuttuk. Sen kimya dersin oldu mu ki sen sözelci değil mi? Oldu Ceyda, oldu. Sen sözelcilerin nesini eziyorsun abi? Ezmiyorum ya. Kimya dersin var mı? Sözelciler olmasa kim düşünecek bu ülkede? Benim de coğrafya bilgim sıfır. Çünkü sayısalcıyım. Ama bu sayısalcıların coğrafya bilgisinin sıfır Ceyda, olacağı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Şeyle alakası yok Ceyda. Biraz sus. Çıp. Ceyda burada söylesem senin coğrafya... Çıp. Tamam. Gliserin? Gliserin ve oksijenli suyumuz var. Oksijenli sudan 55 mililitre koyacağız. Yani şuraya. Yani 55 mililitre. Oksijenli suyu bokunu çıkarmışım diyebilir miyim? Bu ne abi? Dev gibi oksijenli su olmuşsun. Bir dakika. Biraz daha almam lazım. Yamuk ya burası. Niye yamuk ya? Dümdüz.
Tamam. Ya da ağaç bu. Aynen. Aa, onun başına var böyle pıs pıs koysaydık. Hayır, bunu çalkalayacağız, koyacağız. Ondan sonra küçük şişelere boşaltıp bunu istediğin zaman pıs pıs yapabilirsin. Toplam kaç para gelecek bakalım? 19 mililitre gliserin. Ya bunu nasıl açacağım ben? Bakayım. Şurayı bıçakla. Bunun başka bir açılma. Olamaz ki böyle bir şey. Buradan buraya dönmez ki bu. Ver bana, ver bana. Tık 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 birbirlerini kesmen lazım. Ne kadar? 19 mililitre. Bu aslında niye için biliyor musun? Bunu koymak zorunda da değilsin de. Ne için? Bu elini tahriş etmesin alkol diye. Onu koymak zorundayız demek ki. Mesela o böyle jel gibi olanlarda sanırım daha çok var. Bu kendisi jel gibi ya. E gliserin bu zaten. Evet. Zaten yadıyor ya. Yani üstünde gliserin diyor. Yadıyor. Ya evden çıkmadığımız için sürekli zırt pırt çıkmıyorsak dezenfektan kullanmayın. Yani bence benim önerim bu. Sabun yıkama her zaman daha iyi. Çünkü o da sonuçta hani kimyasal ya. Yok, en iyisi zaten yıkamaymış. Evet, yıkama hem öyleymiş hem de gerek yok yani o kadar triplere girmeye. Evde sürekli sabunla şş 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 şş. Ama çok ovalamak gerekiyor. Tabii. Ben zaten 2 saat. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Korkmanıza gerek yok. Dünya daha önce bu süreçlerden geçti. Daha ağırlarından da. Dünya ilk defa bir salgınla uğraşmıyor. Daha beterleri de yaşandı ve ileride de yaşanacak. Dünya olacak yani bunlar. Bize denk geldi demeyin. Yani insanların birçok dönemine denk geldi. Tamam galiba bu. Evet. İşimiz bitti, onu buraya koy. Bunun kapağı nerede? En önemlisi o. Alıyoruz bunu. İyice kapatıyoruz. İşte o doğru salkala. Salkala. Bir sen bez getir kız. Ayfer bez getir. Yine başladık video içinde. Onu getir, onu getir. Çalkalıyoruz Ceyda. Tamam evet. Mı? Zaten zararlı bir şey koymadık. Eline bulaşabilir, önemli değil. Herhalde İyice değil. Çalkalıyoruz. Yeterli. 72 saat bekletiyoruz. Nerede bekletiyoruz? Işık görmeyen bir ortamda. Sen biraz bekle bakalım. Aynen. Ondan sonra kullanıma hazır. Bu kadar basit. Delik ya, delik. Çok güzel. Nereden aldın sen bunları? Bunları böyle sitelerden aldım. Yani hepsini aynı siteden sipariş ettim. Farklı dükkanlardan işte, biliyorsunuz o tarz siteleri. İzopropil alkolü 45 liraya aldım 1 litresini, tamam mı? Şu yani. 45 at cebi. 19 liraya gliserini aldım. Hiç gerek yok ama 16 miligram kullandım. Yani bundan yaklaşık olarak 250 gram bayağı bir çıkıyor, anladınız mı? Ama daha küçüğünü bulursunuz. 19 lira. Ne etti Ceyda? Matematikçisin. 54. 45 ile 19 topladın, 54 mü? 64. 17 liraya oksijenli suyu aldım. Ki o da 1 litre ama ondan da çok az kullandık. 17 lira daha ekledik Ceyda'cığım. 81. Toplamda 81 liraya. Su da aldık 1,5 TL şişesi. 82,5 TL. 82,5 liraya şu anda bu kadar bir şey yapabiliyorsun. Çok iyi fiyat. Yani çok iyi. Sürekli kullananlar varsa böyle zamanda bence yapabilirsiniz. Böyle topluca yapıp bunları nereye koyacaksınız? Abi bu fıs fıs kolonya şişeleri var ya. Bir tane kolonya şişelerimiz var ya mesela. Hmm. Onun içine koyabiliriz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani olur da atıyorum ben böyle evde yaptım şey olamam diyorsanız, korkan da olabiliyor ya bazen mesela. Online alışveriş yapmaktan bile çekinen insanlar olabiliyor. Bunu şeyleriniz için kullanın. Kıyafetleriniz için, ayakkabılarınız için. Hani eline belki. Ya olabilir. Yani bir yani şey olmaz ama genelde. Dediğim milimetreleri, mililitreleri aşağıya da koyacağım. Onları tutturmak önemli. Onun için de bir tane ölçü kabına ihtiyacınız var. Ölçü kabında zaten bütün hepsi var. Ya bunu içmeyeceğiniz. Bunu elinize sürün. Bunu yapacaksınız yani. Hani baştan söyleyeyim. Değil mi? Çünkü var yani. Evet. Bunu mesela şişesine iyi ayırın. Üzerine not yazın. Ha, evde yaşlı vardır, çocuk vardır. Onlara dikkat edin yani. Biliyorsun değil mi? Saf alkol içip virüsten kurtulmaya çalışanlar olmuş falan. Yani bunlar var. O yüzden söyledim. Yanlış anlamayın yani... arkadaşlar. Geçen bir tane amca eczaneye girmiş. Niye kandırıyorsunuz millet demiş. Nerede demiş koronavirüs demiş. Yok demiş, hani bana gösterin demiş. Nerede demiş. Altına da başka eczacılar şey de yazmışlar. Siz yenisiniz değil mi meslekte falan. Evet demiş. 3 yıl oldu açılalı şey daha. Daha neler göreceksiniz? Bengal var ya, Bengal. Kas gevşesi. Ekmek arasında sürüp yiyen varmış. Her şeyi söylemek lazım insanlara. Bengal daha ziyade kaplan. Bengal şey, mi? Ne? Bengal belki sürmek. Bengal mi? Ekmek arası sürüp yemek nedir ya? Nasıl yemeği başardı? Yani düşünmek okey. Ben bunu herhalde ekmeği süreceğim. Okey. Ama bunu yemek, bunu mideye atabilmek. Olabiliyor, olabiliyor. Yedikten sonra niye gidip söyledin acaba bunu? Olabiliyor. Ya bunun tadı çok güzelmiş. O var mı o ekmeği sürülen şeyden bir tane daha var mı? Diyen mi vardı acaba? Olabilir. O yüzden. Bu o yüzden söylemek zorundayım yani. Sonra demeyin ya biz içecektik Fırat. Öyle içen varmış yani. Şimdi başıma şey almayayım yani, iş almayayım. Ben söylüyorum baştan yani. Yani anladınız mı? Bunu böyle elinize dökün. Evet, şimdi bunu götürüyoruz mutfağa, tamam mı? Nerede saklayacaktık? Karanlık yani, güneş görmeyen bir yerde saklayacağız. Fıstığım. Aa, dur bir dakika. Sarılalım dedik. Ya. Şunu getirin ne olur ne olmaz. Gece uykudayken kalkıp lıkır lıkır içip ondan sonra ama yeter la la. Karanlığıymış lan bu diye alkolden bulmak. İçme mi? Tepesine de koy. Sakın falan yaz. Yeme. Bir ara böyle bir reklam vardı. Sakın. Yeme, içme.
ünlem koy. Ne oluyor ya? Güzel. Ne oluyor ya? Şimdi bunu ışık görmeyen, karanlık bir yere koyalım. Işık görmeyen bir yer bölümde. Dolaba koy işte. Ya İstanbul'da sanırım Kocaeli, Ankara, İzmir'de de var galiba. Getir uygulaması var ya. Getir bana bir. Biz oralardan söylüyoruz yani. Stok yapmadık dediğim gene var. Normalde zaten dolabımızda olan şeyler duruyor. Bunlar. Bunlarla da Fırat size kek yapacakmış. Ha ay. Yok onları sen yapacaksın aşkım. Sen mozaik pasta yapacaksın. He ben mozaik pasta yapacağım evet. Bu sen mozaik pasta yapacaksın. Fırat brownie yapacak. Ben brownie yapacağım. Ne bir peki biz? Ceyda'nın şeyi olacak yani. Bunu mu işte depoladık? Bunu... Hayır bunları almadık tabii ki. Depoladığın şeyleri bak. Bunlar ne? Türk kahvesi depoladım. 5 tane. Bayağı aldı Türk kahvesi. Zaten o zaman çok az getireceğiz ya Türk kahvesi. Aşkım burada ya sadece şey var gibi duruyor. Bunlar da tatlının şeyleri, malzemeleri. Bunları yeni aldık. Arkada da birkaç tane makarna var. Bir şey yok yani. Makarna ve bakliyat. Benle dalga geçiyordu Fırat hatırlarsanız. Ya her şeye dikkat ediyorsun. Yok pH neymiş? Ben böyle bir şey almıştım. Filtre bu. Altında da şeyi var. Böyle kutusu var. Bu sizin suyunuzu zaten normal çeşmeden gelen suyunuzun pH'ını arttırıyor. İçinde bir sürü şeyler. Bunlar teknik detaylar. Bunları söylemeyeceğim. Sadece çok faydası olduğunu ve pH'ının yükseldiğini ve aynı zamanda bunun alkali olduğunu biliyorum. Tadı da çok güzel. Çok da uygun bir fiyata aldım. Şimdi gördüğünüz gibi hiç suyla uğraşmıyorum. Her şeyi burada yıkıyorum. Sebzeyi, dışarıdan aldığım ürünleri, paketli gıdaları, Fırat. Videoda şey yazmışsınız. Zor. Çeşmeden su mu içtiniz? Bana mı öyle geldi yazmış biri. Evet çeşmeden su içiyoruz. Bu. Ama çok güzel suyu. Bu normal çeşme. Evet suyu gerçekten güzel. Hepsinin güzel değil ama bununki güzel. Bu kadar başka bir şey almadık yani biz. O kadar öyle dibine vurmadık. Sonuçta hayat devam ediyor. İhtiyacımız olduğunda da ihtiyacımız olduğu kadarını alacağız, yiyeceğiz. Bitti. Evet şimdi... Deyip orkadan bir... Şey diyormuş değil mi? Bunları söylerken yan tarafta rökülüyormuş. Takut takut takut. Makarnaları. Bu konuda neden böyle yaptığımızı da söyleyeyim. Birincisi sosyal medyada harbi inanılmaz stok yapanları da gördük. Ve sosyal medya fenomeni oldum. Acayip de gıcık oldum. Normalde hiçbir şey gıcık olmam böyle şeylere. Ama sebeplerinden biri şu. Bir tane yurt dışında bir amca dışarı çıkmış. Elinde bir satın alma işte listesi. Reyonlar bomboş. Çaresizce bakıyor. Bir tane de bir kadıncağız çıkmış ağlayarak bir video çekmişti. Ben onu gördüm. Bayağı oldu bunlar. Daha Türkiye'ye gelmemişti o zaman virüs. Demiş ki benim demiş 10 tane birden bez alacak imkanım yok. Sen burada 20 tane bez aldığın için ben çocuğumun altını değiştiremiyorum şu anda diye. Çok üzülmüştüm. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım tamam mı? Bir tane de hemşire ağlamıştı öyle. Kötü şeyler oluyor yani bu kadar. Ya yapmayın ya. Açlıktan ölmüyoruz yani. Bir tane evet. Makarna 10 tane makarna almanıza gerek yok. İkişer tane aldım bitince alabiliyoruz yani çok şükür şu anda. Evet arkadaşlar savaşta değiliz. Korkmayın. Okay. Bu kadar korkmayın. Bu kadar korku zaten hata da olur. Evet. Oo benden öğrendiğim cümleleri kullanıyor. Şu an en çok kullandığım şey korkan insan hata yapar diyorum. Buradan almış benim cümlelerim mi? Benim şakalarım mı? Ya bu senin mi ya? Onu antik Yunan'dan beri söylüyorlardır. Birileri düşünmeyi biliyordu senden önce. Ama sen hayatında hiç bunu kullanmadın. Şu an kullanıyorsun. Ben ona şaşkınım. Evet, İnsan korku, geliştirir böyle şeyler. Hata yaptırır. Hiçbir şeyden korkmayın. Her şeyin çözümü var. Zor veya basit. Var ama. Geçecek. Bugünler geçecek. Evet. Biraz eğlencesi düşük bir video olmuş olabilir ama arada lazım böyle şeyler. Evet. Yakında güzel. Evde kendinize ilan ettiğiniz karantina süresince yapabileceğiniz eğlenceli etkinlikler, öneriler, videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hadi. Devam edelim.